Aşağıdaki haritada bazı merkezler numaralandırılarak gösterilmiş ve bu noktalara ait bazı coğrafi koordinatlar verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen bilgilerin doğru olduğu bilindiğine göre hangisinin bu noktaların coğrafi koordinatlarıyla ilgisi olduğu söylenemez. A şıkkında 2 ve 4 numaralı noktaların yerel saatinin aynı olması denmiş ki yerel saat aynı boylamda aynı. Zaten şuna bakmamız gerekiyor. Bu özellikler doğru ama hangisi bu koordinatlarla açıklanamıyor? Bunu bulmamız gerekiyor soruda. Bu yerel saat matematik konumuna yani koordinatlarla açıklanıyor. 5 numaralı noktaya güneş ışınları 3'e göre daha dar açıyla geliyor ki baktığımızda 5 numara daha kuzeyde, diğeri daha güneyde ve güneş ışınların geliş açısı buradan coğrafi koordinat enlemle açıklanıyor. 5 numaralı yerde yağış miktarının 1 numaralı yerden fazla olması ki burada dağların uzanışıyla açıklanıyor. Yani yağış miktarını biz bu koordinatlarla açıklayamayız. O yüzden bu yanlış oldu, söylenemeyen durum oldu ve C şıkkını doğru cevap olarak aldık. 4 numaralı yerde güneşin 3 numaralı yerden önce doğması yine bilgimiz doğru. Güneşin doğuş batışı mutlak konum coğrafi koordinatlarla alakalı. 21 Haziran'da gündüz süresinin en uzun olduğu yerin 6 numaralı yer olması yine gece gündüz süreleri mutlak yani coğrafi koordinatlarla açıklanan bir durumdur. O yüzden C şıkkını dediğimiz gibi özel konumla açıkladığımız için doğru cevap olarak aldık. Türkiye'nin Kuzey Yarımküre'de yer aldığını ispatlamak için bilgilerinden hangileri kullanılamaz? Ki bir yerin hangi yarımkürede olduğunu belirtirken bir özelliğin tam tersi diğer yarımkürede olması gerekir. Örneğin 21 Haziran tarihinde biz en uzun gündüzü yaşıyoruz. Ama Güney Yarımküre'de olsaydık en uzun gece yaşayacaktık. O zaman ne oldu? Bu bize yarımküre hakkında bilgi verdi. Birinci öncülümüzde Akdeniz kıyısındaki illerde Aralık ayında gündüz süresinin Karadeniz kıyısındaki illerden daha uzun olması ki Aralık ayında Türkiye'de kuzeye doğru gece arttığı için gündüz süresi kısalıyor. Güneye doğru tam tersi bir durum gözleniyor. O yüzden bu bize yarımküre hakkında bilgi verir. 2. Dağların genellikle güneye bakan yamaçlarının kuzey yamaçlardan daha sıcak olması da yine Türkiye'nin kuzey yarımkürede olduğunu kanıtlayan bir özelliktir. Yıl içinde 4 mevsimin belirgin yaşanması orta kuşakla alakalıdır. Dünya üzerinde 2 tane orta kuşak olmakla birlikte hangi yarımkürede olduğunu kesin olarak söyleyemezsiniz. Yani 4 mevsim belirgin yaşanır dediğimde hem kuzey yarımkürede hem güney yarımkürede olma ihtimali var. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yaz mevsiminin yaşanması ki güneyde olsaydık tam tersi kış mevsimini yaşıyor olacaktık. O yüzden bu da yarımküreyi belirtir. Kullanılamaz dediği için biz yalnız 3'ü alamadık. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Ulusal saat bir ülkede ortak olarak kullanılan saattir. Her meridyenin kendine ait bir yerel saati olduğundan yerel saatlerin ortaya çıkarabileceği karışıklığı önlemek için bir meridyenin yerel saati ülke genelinde kullanılarak ulusal saat kavramı ortaya çıkmıştır. Ancak bazı ülkelerin doğu batı yönünde genişlikleri çok fazla olduğu için bu ülkelerde aynı anda birden fazla ortak saat kullanılabilir. Yukarıdaki açıklamaya göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Birinci öncülümüzde yerel saatlerin ülke içinde ticari, sosyal hayatta kullanımı mümkün olmadığı için ortak saat uygulamasına girilmiştir. Doğru, çünkü yerel saat kullanmış olsaydık ülke içerisinde bir sürü saat ortaya çıkardı. Bu da sosyal hayatta, ekonomik hayatta, ticari hayatta bir sürü karışıklık demek. Yani o anda birisi size para gönderdi yerel saatte, siz onu aynı anda çekemezdiniz. Çünkü yerel saat diğer gönderilen yerle sizin olduğunuz yer arasında farklı olacaktı. Ama ulusal saatte zaten aynı olduğu için çok büyük bir sıkıntı yaşanmıyor. Aynı anda birden fazla ortak saat kullanan ülkelerden çok fazla sayıda meriden geçer. Çünkü meriden sayısı fazla olursa bir tane ulusal saat oraya yetmez. Doğu batı yönünde geniş ülkelerde işte Rusya, ABD gibi bu da doğru. Yüz ölçümü küçük olan ülkelerde ortak saat yerine yerel saat kullanılır. Yanlış ki yüz ölçümünün küçüklüğüyle değil doğu batı yönünde genişliğiyle açıklanan bir durum olduğu için bunu zaten kabul edemeyiz. O yüzden 1 2'yi doğru aldık. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Tarih değiştirme çizgisi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğru değildir? Birinci öncülümüzde tarih değiştirme çizgisi Büyük Okyanus'ta ülke sınırlarını takip ederek uzanan bir çizgi olduğundan düz bir hat olmayıp zigzaklar yaparak uzanan bir çizgidir. Çünkü bir ülkeyi ikiye böldüğünüzde bu çizgiyle doğusunda ve batısında tarih farklı olacağı için bir sürü karışıklık çıkar. Bu doğru bir bilgi.
2. Tarih değiştirme çizgisi 180 Doğu ve 180 Batı meridyenlerinin birleştiği bir çizgi olarak kabul edilmektedir ki 180 derece boylamı bizim tarih değiştirme çizgimiz. 3. Yerel saat 00 iken yani gece yarısı olduğunda ülkeler tarih değiştirme çizgisi üzerinden geçmiş sayılırlar ki böyle bir şey söz konusu değil. Ki tarih değiştirme çizgisine yaklaşıp uzaklaşma gibi bir durum söz konusu değil ülkelerde. Yani Türkiye baktığınızda 00 geçtiğinde tarih değiştirme çizgisi üzerine mi geliyor? Böyle bir şey söz konusu olamaz. O yüzden yalnız 3 yanlış oldu. 1 ve 2'yi doğru olarak almıştık. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilen koordinat sisteminde Türkiye'nin en güneyinden geçen paralel ile en batısından geçen meridyenin kesiştiği noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye'nin en güneyinde bulunan paralelimiz 36, en batısında bulunan meridyenimiz 26'dır. O zaman 36 ve 26 kısmını çizdiğimizde bunların ikisinin kesişim noktası 1 ve C'de. Yani doğru cevap olarak E şıkkını dikkate alabiliriz. Tekrarlarsak Türkiye'nin en güneyinden geçen paralel derecemiz 36 kısmında. Bunun yanında en batısı 26 doğu kısmında ikisinin kesişim noktası 1C şeklinde oldu. 33 doğu boylamı üzerinde bulunan Ankara'da ve boylamı bilinmeyen X şehrinde gün içinde belli bir anda güneşin ufuktaki konumu aşağıda gösterilmiştir. Buna göre Ankara'da yerel saat 12. Çünkü tam dik konuma geldiğinde yerel saati 12.00 olarak alıyoruz. X merkezinde ise hala 12'ye gelmemiş. Yani yaklaşık 11.00 gibi bir saat var. Ki bunları da yorumlarken şu kısma 6 ki doğu yön olarak değil burada onu belirtelim. Doğu kısmı doğuşu ifade ediyor. 6'da doğdu, 18'de battı saat vererek yaparsanız daha sağlıklı olacaktır. Şimdi Ankara'da saat 12, diğeri X merkezi 11 olmuş daha geri. Daha geri olması için Ankara'ya göre daha batıda olması lazım. O zaman bu merkezler içerisinde Ankara'ya göre daha batıda olan Edirne'de bu konumda olabilir. O yüzden doğru cevabımızın burada bir numara A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Bir gözlemci bulunduğu noktadan doğrusal olarak uzaklaşıp vardığı noktada yerel saatin daha ileri olduğunu, yıl içinde gece gündüz süre farkının daha az olduğunu, başlangıç meridyeni ile arasındaki zaman farkının azaldığını tespit etmiştir. Buna göre gözlemcinin haritada verilen doğrultulardan hangisi boyunca hareket ettiği söylenebilir. Yerel saatin daha ileri olması için benim doğuya gitmem lazım. Tabii bu kuzey doğu olur, tam doğu olur ya da güney doğu olur fark etmiyor. Doğuya gitmem gerekiyor. Şeklinde sağ taraf doğu, sol taraf ise batı. Bir numara doğuya gitti, iki doğuya gitti, üç batıya gittiği için eledim. Yine 4 ve 5'in doğuya gittiğini görüyorum. Bunun yanında yıl içinde gece gündüz arasındaki süre farkının az olması için bu merkezlerin ekvatora doğru ya da doğrultuların ekvatora doğru olması gerekiyor. Bire bakıyorum kutuplara doğru yönelmiş. Çünkü bizim burada bir dinozorumuz var. Dinozorun başından bir çizgi çekersem ekvatoru gösteriyorum. Buraya yaklaşmıyor, buradan uzaklaşıyor bir. 4'e bakıyorum, buraya yaklaştı. 5'e bakıyorum, buradan uzaklaştı. O zaman onu da eledik. Peki başlangıç meridyeni İngiltere'nin Londra kenti Greenwich kasabasından geçiyor. Buraya yaklaşması için de tabii ki 2 numaralı doğrultuda gitmesi lazım. Çünkü 4 de buradan uzaklaşıyor. O yüzden doğru cevabımızı B şıkkı olarak değerlendirebiliriz. Aşağıda bir model küre üzerinde paralel ve meridyenlerin uzanışları gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Birinci öncülümüzde paraleller arası uzaklık sabitken meridyenler arası uzaklık kutuplara yaklaştıkça azalır ve kutup noktalarında meridyenler birleşir. Doğru, bütün meridyenler kutup noktasında birleşiyor ve paraleller arası her yerde 111 kilometre. 2. Başlangıç paraleli olan ekvator en uzun paralel çemberi iken paralellerin boyları kutuplara doğru kısalıyor. Doğru, paralel boyları kutuplara gittikçe kısalıyor ve nokta halini alıyor ve en geniş olanı ekvator. O yüzden bu da doğru. 3. Paralel ve meridyenler yardımıyla dünya üzerinde bir yerin göreceli değil, matematik ya da mutlak konumu hakkında bilgi edinilebilir. O yüzden bu yanlış. 1 ve 2 doğru oldu. D şıkkını doğru cevap olarak aldık. Türkiye'nin en doğusunda 23 Eylül günü güneş batarken hangi meridyen üzerinde
Güneş henüz yeni doğmaktadır. Şimdi 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gece gündüz süresi eşittir. Yani 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanır. Buna göre güneş doğduktan 12 saat sonra batar. Ki Türkiye'nin en doğusu 45 doğu boylamıydı. 45 doğu boylamında baktığımızda güneş batarken diğer tarafta doğması için 12 saatlik bir fark olması lazım. Ki 12 saatlik fark da 180 derece bir farka karşılık gelir. Buna göre arasında 180 derece olduğuna göre 180'den 45'i çıkarttığımızda, çünkü batı yarımküreye geçmemiz gerekiyor. 45'i çıkarttığımızda 135 batıda güneş daha yeni doğmakta 12 saat sonra. O yüzden doğru cevabımızı C şıkkı olarak dikkate almış olduk.